Merhaba arkadaşlar, Pesemenli Amerikan'ına hoş geldiniz. Çok şanslı bir hesaptan top açılımı gerçekleştireceğim. Geçen hafta bu hesabımıza 500 My Club parasına 2 tane ikon futbolcu düşürmüştük. Hem Messi hem Rashford gelmişti. İlk top açılımına Messi'ye tek atmıştık ve 5. top açılımında ise Rashford oyunun en yüksek seviyeli 2 tane futbolcusunu sadece 500 My Club parasına düşürmüştük. Bakalım şans devam edecek mi? Bu hesabın gerçekten önemli bir şansı var mı yok mu? Bugün anlayacağız. Milan takımından da ikon top açılımı gerçekleştirelim. Özellikle de Kaka çok istiyorum. Gelir mi gelmez mi bilinmez ama bir şansımızı deneyelim. Messi, Rashford'un üzerine bakalım Kaka gelecek mi? My Club paramız bu hesabımızda var. Epey bir açalım. Hani bitirmeyebilirim ama bir başlayalım bakalım nereye kadar gideceğiz. Geçen hafta hani 2000 falan harcarım derken pat ilkinde Messi gelmişti. 5. de Rashford geldi. Top açılımı bir anda bitti. 500 My Club parasına 2 tane çok güzel ikonu düşürüp top açılımını bitirmiştik. Bakalım aynısı olacak mı? Hemen top açılımına geçelim arkadaşlar. Milan takımında 3 tane birbirinden güzel ikon futbolcu var. Tabii ki en çok istediğim isim Kaka. Ana hesabımıza Maldini gelmişti. Kaka'yı çok istiyorum. En azından gelsin de bir oynayalım, bir deneyelim. Nasıl oynuyor bu Kaka? İlk top açılımına başlıyoruz. Geçen hafta şu şekilde başlamıştık ve ikon futbolcu gelmişti. Yine bunu deneyelim bakalım. Gelecek mi? Geçen hafta Messi'ye tek atmıştık. Bu hafta tek falan atamadık. Hemen ileri diyelim bakalım kim geldi. Altın topla başlangıç yaptık. İleriye girelim. Herhangi bir futbolcuya bakalım. Alexander Arnold'a bakalım. Özelliklerini falan normal kart oyuncuya bakalım. Bu taktiği deneyelim. Belki bu taktik işe yarar. Birçok taktik deneyelim. Yorumlarda çoğu arkadaşımız taktiklerini paylaşmıştı. Onları denemeye çalışırım ayrıyeten bu videomuzda. Hangisi işe yarayacak? Anlaş diyelim. İkinci de gelir mi? Gelmedi. Geçen hafta zaten 500 My Club parasını 2 tane verdi ya. Bu hafta acısını da çıkarabilir oyun. Ben hayatımın en iyi top açılımını gerçekleştirmiştim. Şimdi farklı bir şey deneyelim. Arkadaşlarımız çoğu zaman 3 kere dene, 4 iptal et, 4. de anlaş demişti. Haydi onu yapalım. 100 My Club parası iptal et. 3 kere deneyelim. Bakalım bizde işe yarayacak mı? İptal et, anlaş. 100 My Club parası iptal et. 4. de anlaşıyorum. Bakalım gelir mi? Verdik bir 100 My Club parası. Bu taktik işe yarayacak mı? Yok. Bu da yaramadı. Siyah top verdi ama en azından. Sommer geldi. Sommer de Euro 2020'de son maçında harika performans sergiledi. Neredeyse İspanya milli takımını da eliyorlardı. Penaltılarla eğlendiler. Hani İsviçre milli takımını da tebrik ediyorum Euro 2020'deki performansından dolayı ve kaleci Sommer'de. Hemen devam edelim. Ben birazcık şöyle bam 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 hızlı bir şekilde devam edeyim. Bu şekilde gelir mi? 3000 My Club paramız var. Kırmızı ekranı en azından bir kere görelim. Onda da Kaka gelsin. Gider ki yine Maldini'yi mi verir yoksa? Üst üste Maldini'ler gelir mi? Bir 100 My Club parası daha. Yok yani şu ana kadar her... Bir de Milan ikonlarında acaba az mı veriyor ikon futbolcu? Hani ben ana hesabımda 2900'e sadece Maldini verdi. O da sonlara doğru vermişti. Online maçlarda da hiç Kaka'yla oynayana da denk gelmedim. Öyle bir durum da var. Şöyle bir Inzaghi'ye baktık bakalım. Kimi getirir bize Inzaghi? Anlaş dedik. Normal kart gelecek. Gümüş top geldi. Cross Nadar'dan. Devam edelim bakalım. Yani My Club paramız var. Harcayalım. Kaka için yolumuza devam ediyoruz. Kaka gelirse bu hesap harika olacak. Rashford, Messi, Kaka. Hani My Club parası kalırsa ileride de Neymar için denerim diyordum. Birbirinden güzel ikon. Zaten bir de önceden Nedved, Ljungberg bu hesapta bedava top açma haklarından düşmüştü. Ronaldo Messi'nin tabii eski kartı veyahut da Maradona, bunlar da hediye edilen kartlardı. Yani ikon sayısı fazla hesapta. Sadece My Club parasıyla Rashford ve Messi'yi düşürmüş olduk. Diğerleri hep bedavadan gelmişti. Bu arada 2400'e kadar düştük. Henüz ikon futbolcu yok. Hızlı bir şekilde devam edelim. Pembe ekranı görmedik. Şimdi de farklı taktikler deneyelim. Belki işe yarar. Şöyle ikonların hepsine bakalım. Bir de bunu deneyelim. Sağ baştan başlayalım. Inzaghi ile başlayalım. Şöyle bir tek tek bakalım. En sonunda top açılımını gerçekleştirelim. Belki bu taktik işe yarar. Keşke Maldini'nin biraz daha genç hali gelseydi. Hani 38 yaşındaki hali geldi. Ve Kaka. En sonunda şöyle Kaka'ya bakıp özelliklerine en aşağıya doğru inelim. Becerilerine falan bakalım. Ya çok güzel bir karta sahip. Anlaş diyelim. 100 My Club parası. Bu taktik işe yarar mı?
Yok, bu taktik de yaramadı. Her çeşit taktiği denedik neredeyse. Bu da işe yaramadı. Hemen hızlı bir şekilde 100 Minecraft parası verelim. Ve yine gelmedi. Yani ana hesapta 2700, 2800 Minecraft parasına düşürmüştük bir tane ikon futbolcu. Bakalım bu hesapta ne kadara düşüreceğiz? Dada düşüremeyeceğiz mi? Öyle de bir gerçek var. Sanki düşüremeyeceğiz gibi bir hava var ama çok Minecraft paramız vardı. Yani muhakkak vermesi lazım. En kötü bir tane vermesi lazım. Onda da verirse kimi verecek? Insigne geldi. Insigne de dün İtalya milli takımıyla çok güzel bir gol kaydetti. İtalya milli takımı dolu dizgin yoluna devam ediyor. Hani ben turnuva öncesinde de onları favori görüyordum. Turnuva başladığında da çok iyiler. Bakalım kupayı kaldırabilecekler mi? Ama dün tabii ki Spinazzola sakatlandı. Sol bek oyuncuları turnuvanın en iyi futbolcularından bir tanesiydi. En iyi performans sergileyen isimlerinden birisiydi. Ona da çok geçmiş olsun dileklerimizi tabii iletelim. Harika performans sergiliyordu. Bir onun açısından üzüldüm. İtalya'da dolu dizgin yoluna devam ediyor. Etkileyici futbol oynuyorlar. Milli takım performansları çok iyi. Bakalım Euro 2020'yi kim kazanacak? 100 Minecraft parasını verelim. Tam da zamanımız aslında ama yine vermedi. 1800 Minecraft parasına düştük. Siyah topu bile çok az veriyor. Haydi bir 100 Minecraft parası anlaş diyelim. Yok yani geçen haftanın cidden acısını çıkarıyor oyun. Geçen hafta o 500 Minecraft parasına Rashford Messi'yi verdi ya. Şimdi de vermiyor. Bir de Milan ikonlarını daha da bir zor veriyor sanki. Farklı şeyler deneyelim. Haydi bakalım anlaş diyelim. 100 Minecraft parası iptal et diyelim. Yine aynı taktiği deneyelim. İptal et diyelim. 3 kere yapalım hadi. 4.de anlaş diyelim ve verelim. Bu da yaramadı yine işe. İleri diyelim 1600 Minecraft parası. Sona doğru yaklaşıyoruz. Gelmezse sonuna kadar harcayalım. Bari bir tane ikon görene kadar devam edelim. İleri. 1500 Minecraft parası kaldı. 15 tane top açılımı. Yani 1000'e düşmeden bir ikon vermesi gerek ama. Çünkü 3000'lerin üzerinde Minecraft paramız vardı. 1000'in altına inersek hüsran olacak bizim için. Çok Minecraft parası heba etmiş olacağız. Ben burada bir de Neymar geldiğinde harcarım diyordum. Ve geliyor. İşte bu ekranı gördük. İnşallah Kaka gelir. Yorumlarda arkadaşımız Kaka uzun. Kaka'nın forması kolları uzun kollu demişti. Ve bu. İşte bu Kaka geliyor. Artık bu Kaka olmalı. Uzun kollu giymiş. Bu Kaka'dır. Ve Kaka'yı düşürdük. Kaka'yı düşürmüş olduk. Bu hesaba geçen hafta Messi geldi. Rashford geldi. Bugün de Kaka geldi. Cidden şanslı bir hesap. Kaka'yı düşürmüş olduk. Harika bir futbolcu geldi. Bunu bir fullleyelim. Elimizde ne kadar antrenör var bilmiyorum ama maksimum seviyesine bakalım arkadaşlar. Ne kadar antrenör istediğine bile bakmamıştım. Yani Kaka'nın gelebileceğini o kadar düşünmüyordum. Ve Kaka'yı düşürdük. Harika bir ikon futbolcu oldu. Hesap çok daha güçlendi. Bu Kaka'yla oynanır. Yani bu Kaka'yı test etmek çok istiyorum. Düşürdüğüme de çok sevindim. En azından Kaka nasıl oynuyor bir maçlarda da görmüş oluruz. Hemen bir fullleyelim Kaka'yı. Ve 1360 Minecraft paramız kaldı. En azından Neymar için bir şansımız var. İleride ne zaman gelir belli olmaz. Belki perşembe, belki ilerleyen haftalarda Neymar için de şansımı deneyeceğim. Bu hesapta diyordum zaten bir Kaka bir Neymar gelse diye. Çünkü üst üste güzel futbolcular geliyor. Hemen bir fullleyelim arkadaşlar bunu. Kaka'yı hemen fullleyelim. Öncelikle ben oyuncuyu kilitleyeyim. Yanlışlıkla silmeyeyim. Kilitlediğimiz zaman bir daha silmeyiz ya da antrenör yapmayız. Antrenmana tıklayalım. 170.000'in bir tık üzerinde istemekte. Hemen 100.000. İki tane de 42.000'lik basalım. İleri diyelim. Ben çok fazla ister diye tahmin ediyordum. Hani 600.000 falan verdik geçen hafta Rashford'lara, Kaka Messi'ye falan. Kaka o kadar çok istemiyormuş. Hemen Kaka'yı fullleyelim. Kadroyu yerleştirelim. Bir de Milan takımını seçelim. Hani Milan takımında daha da yükseliyor seviyesi. Ona bakarız. 26'ya çok az kaldı. Ve tamamladık. Kaka şu an 99 seviyeye ulaştı. Milan takımını seçeceğiz. İleri diyelim. Temel takım olarak buradan hemen Milan takımını bulalım. Serie A'ya gitmemiz lazım. Serie A team'den Milan'ı seçtik. Milan takımında ikonlar kendi takımlarında daha yüksek seviyeye çıkacaklar. Ve ilk Milanlı ikon futbolcumuz oldu Kaka. Kaka'yı kadromuza yerleştirdiğimiz zaman Milan takımını seçtiğimizde 101 seviyeye ulaşmakta. Ofansif orta sahada. Hemen şöyle oyuncu ayrıntıları diyelim. 25 yaşında sağ ayaklı 1.86 boyunda Kaka.
hafif yeşil renkli olan yerlerde pozisyon takviyesi basarak oralarda da güçlendirebiliriz. Sağ açık, sağ kanat, göbek ve sol kanat pozisyonları için. Şu an ana pozisyonlara baktığımız zaman sol açık, gizli forvet ve ofansif orta saha. Hemen devam edelim. Ofansif farkındalığı Milan takımında 94'e yükselmekte. Top kontrolü 99, top sürme 99, sıkı top tutma 98. Çok yüksek seviyelerde. Ofansif orta saha futbolcusu alçaktan pası 97. Harika. Yüksekten pası 91. Bitiricilik 95. Bir forvet gibi. Kafa biraz düşük. Duran topları 80. Falsosu 87. İyi. Hız 97. Hızlanma 99. Bu çok güzel. Hızlı futbolcuları ben çok severim. Hız anlamında harika değerlere sahip. Şut gücü de 94. Ceza sahası içinden de dışından da her yerden de vurulabilir Kaka ile. Bu anlamda güzel özelliklere sahip. Fiziksel teması 82. Daha kötüleri de var oyunda. O anlamda da iyi diyebiliriz. Denge 94. Dayanıklılık 94. Milan takımındaki değerleri bunlar. İki ayağını da kullanabiliyor ve fiziksel durumu da 7. Zaten maksimum burası 8 olmakta. Çoğu maçta form durumu yüksek olacak. Bir de ikonlar formsuz da gelmiyor. Hani aşağı kırmızı yönlü de bakmıyor. En büyük avantajları ikon ve efsanelerin bu olmakta. Kondisyonları B. Becerileri de böyle şöyle baktığımız zaman birçok beceriye sahip. Ve şunu da göstermek istiyorum. Oyun tarzı da 10 numara. Hani klasik 10 numara olmamasını daha çok sevdim. Hani 10 numara ceza alanına koşularını sık sık yapacak. Hani bildiğimiz Cruyff da 10 numaraya sahiptir. Kaka, tabii Kaka'nın da çok güzel bir karta sahip olduğunu görüyoruz. İnşallah en az My Club parasına düşürürüz. Ben de ana hesabımda yine şansımı denemeye çalışacağım. Onu da düşürmeye çalışacağım. Gelir mi gelmez mi bilinmez tabii ki. Gelirse ne ala, keyifle kullanırız. İnşallah hepimize en az My Club parasına en çok istediğimiz ikon futbolcular gelir. Bu hesabımızda gerçekten şanslı. Bazı hesaplar galiba şanslı olabilir. Bu hesapta o konuda şanslı. Üst üste iyi futbolcuları düşürdük. Geçen hafta Messi, Rashford, bu hafta Kaka. Bakalım Neymar geldiğinde kalan My Club paramıza bir de Neymar'ı düşürebilir miyiz? Neymar da gelirse bu hesap coşacak. Hani zaten şu an 2, 4, 5 tane ikon var. Ljungberg, Maradona. 2 de orada var. Toplamda 7 tane ikon futbolcusu var. Bu anlamda güzel. Yani çok My Club para değer. Yani Kaka için harcadığımız My Club parası bence değer. Geçen haftakiler zaten bedavaya geldi gibi oldu. Bu anlamda güzeldi. Sizlere iyi oyunlar, iyi seyirler, hoşçakalın.